Allah inkarcıları dünyada küçük duruma düşürür. Din ahlakından uzak yaşayan insanların dine ve Allah'ın ayetlerine karşı alaycı yaklaşmaları, gönderilen elçilere ve elçilerin yanlarındaki müminlerle alay etmeleri, dünya tarihi boyunca süre gelen bir durumdur. Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü takdir edemeyen bu insanlar, yaptıklarının karşılığını mutlaka alacaklarını anlamazlıktan gelerek, pervasızca yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Oysa Kur'an'da bu insanların kendilerinden uzak gördükleri azaplarla mutlaka karşılaşacakları haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. Enam suresi 5 Andolsun senden önceki elçilerle de alay edildi. Fakat içlerinden küçük düşürenleri o alaya aldıkları azap sarıp kuşatı verdi. Enbiya suresi 41 Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyordu. O, "Eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz." dedi. "Artık ileride bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek?" Hud suresi 38 39. Bu insanlar işledikleri suçların karşılığını şüphesiz ahirette göreceklerdir. Ancak henüz dünyadayken de bu karşılık kendilerine ulaşacaktır kendileri dinle Müslümanlarla Allah'ın elçileri ve ayetleriyle alay ederlerken asıl Allah onlarla alay etmektedir. Allah bu gerçeği bir ayetinde kesin olarak haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. Bakara suresi 15. Aslında bu inkarcı insanlar az önce okuduğumuz ayetlerde bildirildiği gibi kendilerine verilen süreye aldanarak çok büyük bir tuzağa düşmüşlerdir. Hayatları boyunca din ahlakına, Allah'ın elçilerine ve müminlere karşı mücadele etmişler ve bundan dolayı hiçbir karşılık görmeyeceklerini zannetmişlerdir. Oysa bu dünyada ne kadar büyüklenseler de Allah'ın belirlediği vakitte can verecek ve toprağın altına gömüleceklerdir. Allah kendisiyle övündükleri mallarını yok edecek, bedenleri ise toprağın altında çürüyüp gidecektir. Tüm bunlar kaçınılmazdır. Onlar da her insan gibi öleceklerdir. Ölümlü olmaları ve kendilerinden ölümü uzaklaştırmamaları aslında ne kadar aciz bir durumda olduklarının en önemli kanıtıdır. Ayrıca bu insanlara yaşamları süresince de Allah pek çok zorluk, sıkıntı ve bela vermektedir. Onlar kendilerini üstün zannederken karşılaştıkları olaylarla aslında ne kadar aciz birer kul olduklarını görürler. Allah Kur'an'da bu duruma düşen inkarcılarla ilgili pek çok örnek vermiştir. İlerleyen sayfalarda Kur'an'da bahsedilen bu alaycı kişilerden ve uğradıkları sondan söz edilecektir.